benim Aydın ilinde en çok ilgilendiğim konulardan bir tanesi Menderes. Menderes her sene taşıyor ve her sene AKP'nin iktidar vekilleri çıkıp merak etmeyin işte bu sene islahını tamamlıyoruz, bu sene bitiyor, bir daha taşmayacak diyor ama her sene Menderes taşıyor, AKP bakıyor, yapılan bir şey yok. Biliyorsunuz Menderes Nehri Uşak ve Denizli'den başlayarak ilimize geliyor. Toplam 548 kilometre Menderes Nehri'miz. 548 kilometrelik Menderes Nehri 12 yıllık iktidar boyunca her sene 50 kilometresini adam gibi ıslah etselerdi, böyle yarım yamalak değil, çoktan bitirilmiş olurdu ama bir türlü ıslahını gerçekleştiremediler. Her sene Söke Ovası, İncirlova Altı, Koçarlı başta olmak üzere Nazilli Yenipazar altları da mutlaka Menderes taşkınlarıyla sular altında kalıyor. Barajların bitirilmiş olmasına rağmen onların söyledikleri veya yapacak olmalarına rağmen bir türlü bunu beceremediler. Bizim bunu dile getirmemizden rahatsız oluyorlar ama ben halkımız adına bunu dile getiriyorum. Çünkü halkımızın bu anlamdaki taleplerini de söylemek zorundayım. Aydın ilinle ilgili yani özellikle hükümet yatırımlarını değerlendirmek açısından da bir soru önergesi sordum. Onu da önümüzdeki günlerde cevap verirse sizlerle paylaşacağım. Dedim ki Aydın ili Türkiye Cumhuriyeti bütçesine katkı açısından 81 il arasında kaçıncı sıradadır? Artı Aydın ili hükümetten aldığı yatırımlar açısından 81 il arasında kaçıncı sıradadır? Benim TÜİK verilerinden ve baktığım bir takım şeylerden ortalama olarak çıkardığım rakamı söylemek istiyorum. Aydın ili devlete, hükümete gelir ve kazanç açısından 81 il içerisinde, yani tam rakam vermek istemiyorum ama ilk 30 içerisinde, ama devletten aldığı yatırım açısından da son 30 içerisinde. O yüzden ben Aydın milletvekili olarak Aydın'ın hakkını aramak istiyorum. Adam gibi Menderes'i ıslah edin, adam gibi buralara yatırım yapın. 12 senedir bir şey yapmadınız, bunların hesabını da verin diyorum ve Aydın'ın adına bunun hesabını soruyorum. Menderes taşkınlarıyla ilgili olarak 26 Ekim 2011 tarihli kanun teklifimizde, 2011, Aydın'da yaşanan sel ve su baskını nedeniyle çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesini önerdik. 20 Aralık 2011 tarihli yazılı son önergemizde Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesiyle ilgili olarak borç erteleme kararından önce borçlarını kapatan çiftçilerimizin durumunu sorduk. Onlar ne olacak dedik. Cevap alamadık. 3 Ocak 2012 tarihli yazılı soru önergemizde Başbakan Yardımcısına çiftçilerin özel bankalara olan borçlarının ertelenip ertelenmeyeceğini sorduk. Cevap alamadık. 2 Mart 2012 tarihli yazılı soru önergemizde Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na Ocak ayının başından itibaren Menderes Havzası'nda etkili olan yağış sonucunda nehir taşmasının yaşandığı, bu nedenlerden dolayı da ekili ürünlerin zarar gördükleri belirtilerek zarar gören ürünlerin neden tarsim dışı bırakıldığını sorduk. Cevap alamadık. 1 Kasım 2012 tarihli meclis araştırma önergemizde Büyük Menderes Havzası kirliliğinin araştırılması ve çözüm önerilerinin araştırılması için komisyon kurulmasını önerdik. Ancak AKP'nin oyları da reddedildi. Bakın arkadaşlar, özellikle yaz aylarında, hani Menderes'te su fazla olduğu zaman çok farkında olunmuyor ama Menderes Nehri'miz zehir akıyor. Uşak ve Denizli fabrikaların artıkları, bu coğrafyadaki sanayi artıklarıyla birlikte Menderes, Aydın, Söke ve bu alt ovayı komple zehirle sular hale geldik. Bafa Gölü'nün kirliliğinin altında yatan nedenlerden bir tanesi de bu. Bunun mutlaka ciddi olarak özellikle Uşak ve Denizli'deki sanayi artıklarının ciddi bir arıtmadan geçirilerek Menderes'e dökülmesi gerektiğinin altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bütün çevre dernekleri alarmda bu konuda ama ne yazık ki hükümetin, iktidar yetkililerinin bu konudaki duyarsızlığı devam ediyor.
21 Şubat 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuyla ilgili olarak konuştuk. 26 Ocak 2012 tarihli yazılı soru önergemizde Orman ve Su İşleri Bakanı'na Büyük Menderes Nehri'nin ıslah çalışmalarını ne zaman bitirileceğini, taşkın sonucu sular altında kalmaya alışmış Burunköy, Nalvantlar, Akçakaya, Pamukçular bölgeleri için de ne gibi çalışmalar yapılacağını sorduk, cevap alamadık. 22 Şubat 2013 tarihli yazılı soru önergemizde Başbakan'a Büyük Menderes Nehri ıslah çalışmalarının 2013 yılı geldiği halde bir türlü neden bitirilemediğini sorduk, cevap alamadık. 6 Mart 2013 tarihinde sunduğumuz 2090 sayılı tabii afetlerden zarar gören çiftçilerimize yapılacak yardımlar hakkındaki kanun ile 53-63 sayılı tarım sigortaları kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifimizde tabii afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak devlet yardımlarında zarar oranının alt sınırının %40'tan %10'a çekilmesi, aşırı yağışların ve baraj kapaklarının açılması sonucu oluşan su baskınlarının neden olduğu zararların tarım sigortası kapsamına alınmasını amaçladık. Ama bununla ilgili de iktidardan yeterli destek göremedik. Geçtiğimiz hafta içerisinde Menderes taşkınının nedenlerinin bulunması ve çözüm önerilerinin tespiti için meclis araştırma önergesi verdim. Şu anda imzaya açıldı. Meclis başkanlığında sunulacak. Bu ıslah çalışmaları nasıl yapılıyor? Bu sözü edilen paralar nerelere, kimlere harcanıyor? Meclis Genel Kurulu kabul ederse kurulacak bir komisyon bütün yapılanları göz önüne serecek. Ayrıca bu taşkın sonucu oluşan zararların tam anlamıyla karşılanması için bir de kanun teklifi verdim. Teklifimizde devlet yardımı için gerekli olan ürünlerde %40 olan zarar şartının %10'a çekilmesini, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara borcu olan ve taşkından etkilenen çiftçilerin borçlarının da 2 yıl süreyle faizsiz ertelenmesini, ayrıca taşkın bölgesinin afet bölgesi olmasını önerdim. Bununla ilgili de yeterli bir destek görüp görmeyeceğimizi önümüzdeki günlerde anlayacağız değerli arkadaşlar. Çıkıyorlar, açıklama yapıyorlar. İşte biz şöyle yaptık, böyle yaptık diye. Ama bu sene önlüyoruz, bu sene önlüyoruz diye ben 4 yıldır vekillik yapıyorum. 4 yıldır hiçbir önlem yok. Yapılan göstermelik ıslah çalışmalarının sonuçları ortada. Neymiş efendim, yağmur yağıyormuş da ondan taşkın oluyormuş, aşırı yağış oluyormuş. Ya bana bir söyler misiniz? Yani yağmur dışında taşkın olma nedeni var mı arkadaşlar ya? Yağmur dışında bir taşkın olma nedeni var mı? Sen bizim aklımızla mı alay ediyorsun ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yağmur yağacak, sen bunun önlemini alacaksın. Dünyanın her yerinde Amazon'u var, Mississippi'si var, oralar taşmıyor. Yani sen şurada bir Menderes'i, 548 kilometre uzunluğa sahip olan Menderes'in ıslah çalışmasını yapamıyorsun. Bu beceriksizliği ondan sonra işte yağmur yağıyor da ondan oluyor diyorsun. Adam gibi ıslah çalışmasını yap. Büyükşehir'e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza laf yetiştirinceye kadar sen bunlarla uğraş, işini yap diyorum İktidar Partisi'nin milletvekillerine. Şimdilik bu Menderes konusuyla ilgili bu kadar ifade ediyorum arkadaşlar.